Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Aleykümselam arkadaşlar. Şimdi bugün biraz pratik yapalım. Şu artık kapağımızı kaldıralım ya. Esprili kapağımız. Evet, 2600'e gidelim mi? Evet arkadaşlar. Beğeniyoruz bol bol yayını. Bayağı etkili oluyormuş beğenmek. Çok hızlı artıyor abone sayısı da. Ya mouse'u iyi kullanamıyorum ya. 3-0. Deneyelim 3-0 hadi. İyiyim arkadaşlar, siz nasılsınız? Fil çıkmıyor değil mi ilk başta? Ne yapalım? D6 oynayalım. 2600 olalım artık ya. Hayda, benim açılışımı bana yaptı. Vezir B6 mı oynayacaksın? Tamam. Gelelim böyle. E6 oynayalım. Sizin yerde de fil G4 çıkıp bu fili vermek çok garip yani. Rigor Mortis olayın orijinali, yani gerçeği o değilmiş. Onu muhtemelen sınır dışı edildiği için uyduruyor destek almak için. Almanca ve İngilizce o haberle ilgili açıklamaları yayınladılar Twitter'da. Nedir o açıklamalar, yapılan açıklamalar? Bir sürü yasa dışı iş yapıyormuş yazılanlarda. Göçmen ticaretinden tut da işte bir gün söylenen yazılan o yazılarda. Bu benim iddiam değil tabii ki. İşte bir gün herhangi bir dine mensup olduklarını veya ülke vatandaşı olduklarını ve destek istediklerini söylüyor. Biliyorsunuz gündemde de şey, bu Azerbaycan-Ermenistan olayı var. Bir 18 bin euroluk bağış toplamışlar. Ondan sonra bir 20 bin euroluk bağış toplamışlar. Olay bu ve sona ermiş. Oturma izinleri sona ermiş diye söyleniyor. Bilmiyorum, bu Almanca ve İngilizce sitelerde yapılan haber. Bizim ama Sputnik Anadolu Ajansı bu şekilde olayı veriyor. Olayın orijinali farklı deniyor. Şunu gelsek mi ya be? Ya şu filleri bir değişelim. Haydi arkadaşlar, beğeniyoruz yayını. Şimdi şöyle gelsek. At B8, at C6 oturacağım. Kaleci C7. At E4'e oturalım ya. Ya 1.30 kaldı. Neyse, kaleci E3 geleceğim şimdi. Güzel. Bu güzel oldu. Merhaba arkadaşlar. İskoç tabii ki. Kasparov, Nepomniachtchi, Carlsen, birçok iyi oyuncu oynadı İskoç'u.
ve oynamaya devam ediyor. Buna B4 düşünmüştüm. Belki A3 oynar. Belki A3 oynar. Hadi arkadaşlar A3. A3 için herkes hazır olsun. O zaman bir gebeşimizi de patlatalım mı? Bir dakika, aldık 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 F6. Şunu bir gelelim. Şimdi şah dolanmak istiyorum. Şimdi F6. Belki daha iyi olabilir de. Çok heyecanlıyım şu an. 48 saniyem var. Tamam. Şahı kesik yedi şimdi. Kale E6 oynayacak. Şuradan bir keselim şahı. Mat isteyelim. Tamam, bitti. Panik yok. Artık sürelim arkadaşlar. Ya 3 3 artı 0'da mouse kontrolü çok kötü arkadaşlar. Görkem'i alırım tabii ki ya. Görkem muazzam bir bilgiye sahip. Zaten ben de konuk almaya başlayacağım. Benim de sorularım olacak. Sizlerin soruları olacak. Mert'le de dün konuştuk. Hani çakışmasın dedik şey konuklar. Yani Mert yayın yaptığı zaman Mert'i takip edin. Ben yayın yaptığım zaman işte beni. Konuk almaya başlayacağım ben de. Böyle sohbetler olacak arkadaşlar, eğitici. Görkem'in çok güzeldir ya şeyi, bilgi birikimi. Valla oyun sonlarında nasıl bu kadar rahat oynuyorum? Etüt çözmek. Çok fazla etüt. 10.000'in üzerinde etüt çözdüm. Hatta bugün derste, kulüp dersinde de Kayseri'de de çalışıyorum Resul Caner'in kulübüyle. Onlara da etüt çözdürdüm. Fena çözmedi çocuklar, Resul'ün öğrencileri. Alışmaya başladılar benim etütlere. Etüt çözdürüyorum. Çok yararlı etüt çözmek. Ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Valla Görkem çok donanımlı ya. Görkem'le konuşurken iki kere düşünmek lazım. Yani mesela unvanı olmayıp ya da işte GM olmayıp GM'ye kadar bilgisi olan birkaç arkadaşımız var. Mesela Görkem Sivri, Özgür Akman, Selim Çıtak, bunların bilgi birikimi çok iyi. Alper Efe Ataman, cidden bir GM bilgisine sahip bilgileri var satranç anlamında, satranç tarihi anlamında. Belki de daha fazladır. Valla etütleri nereden bulabilirsiniz? Ben gönderebilirim arkadaşlar isteyenlere. Ya kale D8'de hiç istemiyorum. Kapalı bir dikeye geliyoruz. C4'de alma tehdidi varmış gibi yapıyorum aslında. Ben bir okuma atayım ya. Mail atarsanız bana, ama tabii seviyeye bağlı şimdi. Bendeki etüt seviyeleri yüksek ve hiç çözmediyseniz çok zorlanacaksınız ilk başta. Hani böyle basit düzeyde yok. Nereden bulabiliriz? Ben de bir araştırayım. Ha, Nazmican da var, pardon ya. Nazmican unutulacak birisi değil tabii ki. Ben beğenmedim ama bu konumu. Öyle geleyim ya. Niye aldı ki? Bunu oynasak. Neden aldı?
Ya tabii yenmişliğim var ama Mert'in Yıldırım benden daha iyi. Daha iyi Yıldırım oynuyor. Hayat Yıldırım'da geçti neredeyse yani. Hani çok fazla oynardı. Hızlı gelişiminde ona da borçlu. Ben çok Yıldırım oynamazdım. Bazı oyuncular vardır çok kuvvetlidir Yıldırım'a. Bazıları vardır ağır partisi daha kuvvetlidir. Kale oyun için Selim Palavan kale finalleri bulabilirseniz muhteşem kitap. Ben de bir tane vardı. Eskir diye bir tane daha aldım. İki tane var bende. Bulmak çok zor ama muhteşem bir kitap. Arkadaşlar buradan eşime seslenmek istiyorum. Ne olur dön artık eve. Lütfen. Saçımı taradın tabii. Nasıl? Kendime bakıyorum değil mi? Niye böyle oldu ya? Bu hiç hoşuma gitmedi. Çok kötü yerleştirdik taşları ya. Fili B8'e niye yerleştirdim ki ben? Aman neyse. Yapacak bir şey yok. Vereceğiz biz de. Esra Erol'a başvurdum. Eşim eve dönsün diye artık. Gelmiyor. Kalite fedası konuma bağlı olarak yapılabilecek bir feda. Hangi konularda yapılabilir? Hani bunu net böyle şu konuda diyebileceğimiz bir durum yok ama genellikle konumu aşmak için yapılabilir, kuvvetli çapraz elde etmek için yapılabilir. Yani kuvvetli bir çapraz alıyoruz. Taşlar ne kadar kötü yerleşti bu arada ya. Niye böyle oldu? Benim eşim, benim hanım gelince canlı yayına elim ayağıma dolandı. Etütlerle ilgili video yapabilirim. Tekrar tekrar çözebilirsin. Etütler o ne ya? Adde 8 nedir? Allah Allah. Bir şey mi aldı oradan? Bu muydu yani? Ne yapalım biz de? Yaparız fedamızı. Puan gerideyiz ya, sorun değil. Şöyle gidelim. Çok riskli. Neler yapıyorsun arkadaşım? Vallahi acayip oynuyor ya. D6 aldı. Güzel oynadı yani. Yapacak bir şey yok. Zaten taşlarım çok saçma duruyordu ya. Bunu güzel oynadı ya. Çözelim tabii ki.
Bu arada etüt çözmede benim eşim de iyidir. Beni yenmişliği vardır. Ankara'dayken sevgililik dönemimizde beraber etüt çözerdik. Oturup kahve içerek. Benden önce çözmüşlüğü vardır yani. Güzel etüt çözer. Onu da alıştırdım etütlere. Ya rezil kaçacak yer yoktu ama ya. Konulmaz da işte. O aslında nick bulamadım. Hissiyat. Dün Mertlerin canlı yayında da vardı. Mesela şey konuşuyorlardı işte mesela. Karyakin de görüyordur diyordu Burak. O konudaki hamleyi ama Karyakin girmeyi tercih etmiyor. Daha güvenli oynuyordur ama Dubov giriyordur diyordu. İşte bir yerde aslında hissiyat devreye giriyor. Hissiyat dediğimiz şey. Yani Dubov'un hissiyatı daha gelişmiş. Karyakin'den belki biraz daha iyi hissiyatı bu anlamda. Daha çok o tarz oyunları tercih edebiliyor, hissedebiliyor akışını. Aron'un farklı bir yaratıcılığı var mesela. Dün onu konuşuyorlardı. Benim de dersim başlayacaktı, yazacaktım ben de. Yani bazı şeyler ön seziyle oynanıyor, yapılıyor. Tamamen hesapla değil. Hep şey sorarlar, kaç hamle ilerisini görebiliyorsunuz? Şimdi bazen öyle konum gelir ki hesap yapmazsın. Yani bir hamle hesaplarsın, atıyorum işte şahı merkezde bırakıyorsun, taşlar oyunda değil, girersin. Vardır burada karşı şans dersin. Bazen de 10 hamle hesaplarsın, göremezsin. Ne oluyor burada dersin yani, bir türlü göremezsin o 10 hamleyi hesapladığında. Satrançta o yüzden hissiyat dediğimiz şey çok önemli. Buraya gelelim. Her zaman arkadaşlar. Yalnız bu arada çok garip oynuyorum ben. B7'yi niye almadım ben? E2 alıp F3'ü mü alacaktı? Hoş geldiniz arkadaşlar. Aa, benim hanım mod değil, patron. Alalım artık madem veriyor. Etütlerle ilgili video gelir. Çözmüştüm zaten. Bir anlattığım vardı. Bir daha yaparız. Ben çok severim etüt. Fischer iyi hamlelere inanırmış. Psikolojiye inanmazmış. Evet. Strateji oyun notası ile ilgili kitap önerim var tabii ki. Seviyeye bağlı olarak. Seviye de burada önemli. Şimdi C6 zayıf, A7 zayıf. C4'ü ve B2 istiyor. C6'yı alırsam C4'ü alabilir. Şöyle bir B3 oynasak biz. Acele etmesek. Nedir önerim? Şunu bir alalım. Modern satranç stratejisinin sırları. Mesela 1600'e kadar okumanız gereken kitaplar. Yani bir UKD'niz var diyelim. O UKD'nin 1600'e kadar okumanız gereken kitaplar var. Onlar nedir? Satrançta turnuva hazırlığı. Sistematik antrenman. Ne yapıyor bu ya? H4 söyleyelim be. Satrançta ustalık dersleri, satrançta ustalık kursları Selim abinin. Ve bunu da bir gidelim. Modern satranç stratejisinin sırları. Benim sistemim. Tabi bunları bulunamıyormuş. Öyle söylediler. Yani çok güzel kitaplar bunlar. Bunları mutlaka okumalısınız. Sağ olun arkadaşlar. Bunu gelelim artık E6'yı isteyelim. Şimdi vezir E7 ile değişsem her şeyi, kale finali kazanç. O zaman değişebiliriz.
Yani mesela şimdi çok çok iyi oyuncularla oynarken heyecanlanıyorum ama 1-2 dakika sürüyor. Ondan sonra çok mutlu oluyorum onlarla oynadığım için. Yani böyle hani aman ben bununla oynamam dediğim hiç kimse yok. Tir 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 dediğim hiç kimse yok. Yani kaybedeceğim kağıt üstünde kaybedeceğimi bilsem de çıkıp oynamayı çok istiyorum onlarla ve seviyorum da böyle bir şeyi. Benim şey vardır yani hani lig maçlarında sürekli siyah yamışlığım vardır. Siyah sürekli derken çok böyle 8 tane maç siyah oynamıştım vardır mesela. Çok umursamam ben. Siyah beyaz çok bakmam. Çıkıp oynarım. Bu arada böyle alacağız. Ya kandırdı yine beni ya. Neyse ki kazanç yani teknik olarak. Kazanç bir konum. Gebe sürdürmemesi lazım. Şah F6 çıkması lazımdı. Ama kandırdı. İşte bu teknik olarak niye kazanç? Şahı çünkü B8'e kadar gidiyorum. Kale ayrıldığı zaman vezir çıkıyorum. Şah aşağı indiği zaman şah çekip vezir çıkıyorum. Şah zugzwang'da yani şahsız oynuyor. Çok net bir kazanç. Şahla gidelim artık ya. Valla fişe uçaktaki röportajdayken Dünya Şampiyonluktan sonra bir röportajını izledim bir parktaki. Orada biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Tam psikopatmış. Valla korktuğum oyun çok yok. Şöyle gelelim bir daha aşağı çeksin. Kale B7 sonra F6'yı almak kazandırıyor mesela. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada Berkay'ın da güzel bir projesi var. İnşallah biz de o projede yer alacağız. Berkay Aksakal'ın Pamukkale Üniversitesi'nden. Fil C4. Hadi klasik oynayalım bunu ya. Kale E1. Çin. Tabii bir seviyeden sonra satranç artık açılışa dönüyor. Yani üst seviyelerde açılış çok görüyoruz. Ve böyle açılıştan biten maç çok az görüyoruz. Bence Çin ele geçecek ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, eşim matematik öğretmeni, aynı zamanda satranç antrenörü, satranç oyuncusu. Çok güzel yemek yapar. Taze fasulyesi efsanedir. Şah Gambit'i çok oynadım ya. Aa, izole piyon bıraktı. Hemen. Ya Çin çok sağlam geliyor. Hindistan biraz şey, kas sistemiyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben Hindistan'ın gelişiminin. Mecburlar kurtulmak için o sistemden bana göre. Aynı şey Ermenistan için de geçerli mesela. Ermenistan'da çok 2600 çıkıyor. O sistemden kurtulmaya çalışıyorlar hayatlarını kurtarmak için. Hindistan da öyle. Çok ciddi bir atılım var bu anlamda. Ama Çin inanılmaz sağlam geliyor. Yani bende Çin Satranç Okulu diye bir kitap var. Çok ilginç, ilgimi çekti. İnanılmaz disiplinli çalıştırıyorlar ve çok sağlam ilerliyorlar. Yani başarısız oldukları noktalar da var. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yapmıyorlar değil. Ama maalesef
bu ülkede kolay değil bir şeyler yapabilmek. Yani çok fazla kriter var arkadaşlar. Yani tek başına başarısız veya tek başına başarılı demek doğru değil. Şu an ülke olarak bütün sporlarda dibe doğru gidiyoruz. Bunu görebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Ya bu tek başına federasyonların suçu değil maalesef. Ben buna inanıyorum. Her branşta dibe doğru gidiyoruz gördüğünüz gibi. Oynarım ya Shaint. Bu aralar hep Shaint oynuyorum. Azerbaycan Sovyet ekolünden geliyor. Ve sağlam çalışıyorlar. Hemen şunları bir değişelim. D5 piyonu, onun D5 piyonu izole kötü fil var. Yani izole piyonun renginde olduğu için siyah kaleler zayıf. Azerbaycan Sovyet ekolünden geliyor. Çok iyi hesaptan çok kullar var. İyi yetişiyorlar. Ve bakın yetişen ülkelerin hepsinde bir idol var. Şimdi Türkiye'de idol olabilecek kişi Suat Salık'tı. Yani olmadı insan ilişkilerinden kaynaklı. Şu an Mustafa var. Vahap var idol olabilecek. Ama burada insani ilişkiler çok önemli. Mesela başarılı olan ülkelerde tabii ki değişmeyeceğiz. Başarılı olan ülkelerde idoller sayesinde saptanış yaşıyor. Herkes örnek alıyor. Onun gibi oynamaya çalışıyor. Ama Filce 5 gelecek galiba. Filce 5 gelecek ve ters renkli fillere girmek isteyecek. Bunu kabul edemeyiz. Yo dostum bunu kabul edemem. Yo 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 dostum. Ya buradaki şey çok önemli. Bir dakika ya böyle bir gelin. Çok fark var. Benim 2002 öncesi ve 2002 sonrası ile ilgili. Yani bizim dönemimizde çok turnuva yoktu. Çok az turnuva oynayabiliyorduk. Bu kadar uluslararası turnuva yoktu. Yani bizde gençler şampiyonası vardı. 20 yaş altı. Şimdi 16 yaş altı, olimpiyat 12 yaş altı. Her şeyin turnuvası var ya. İnanılmaz turnuva oynuyor çocuklar. Ve gelişimlerine çok büyük katkı sağlıyor. Ben niye böyle uzuk uzakta kaldım arkadaşlar? Neden böyle oldu? Arkadaş da iyi oynuyor yani. Aha şuradan bir uzak geçer yapayım. Sonra arkadan dolanıp kündeye getireceğim rakibi. Çok güzel. Çok güzel de. Ne yapacağız? Bu hiç hoşuma gitmedi. Nasıl beraber yapabiliriz? Ya bunu beraber yapmaya çalışacağız artık. Şey deneyeceğim ya. H piyonu vezir çıkmayı deneyeceğim. Deneyemeyeceğim. Onu bile denettirmedi ya. Ayıp. Neyse şöyle bir şey bulduk. Bulduk da yani. Emin değilim. Bulduğumun iyi olup olmadığına. Neyse atları güzel dolandırıyoruz ya. Şimdi at B7, at C5. Hemen böyle bir gelelim. Şahımızı yanaşmalıyız. Çok önemli. Alacak onu. Yapacak bir şey yok.
Şimdi böyle gelelim. Beraberliği bir garantileyelim de. Şah E3. O tamam. Sıkıntı yok artık arkadaşlar. Şunu da gelin bir. Tabii ki şansımızı deneyeceğiz. Beraber oldu. Beraber oldu da. Vallahi dur, ben kaybetmeyi becereceğim. Allah'ım, kaybetmeyi becerdim. Nasıl kaybetmeyi becerdim ya? Bravo bana. Aman ya, nasıl kaybetmeyi becerdim bunu ya? Bakayım sorularınıza. Bu pozisyon %99 beraber %1'i başarmak da önemli bir şeydir arkadaşlar. Kasparov ne demiş? En kötü fil bile en iyi attan iyidir demiş. Dün maçta ne oldu? Evet, Mustafa Edeniz'in maçı. Ben takip edemedim. Benim çok yoğundu dün. Ya işte sağlam ve sürekli prensip anlayışıyla oynuyorlar ama çok da başarılı sporcu çıkartamadılar uzun süredir. Ha, burada oynadım başlarım mı? Ya Yıldırım gecesi diye yapıyoruz ya, böyle peş peşe maç yapayım. Normalde pratik videolar yaparken D4 C4 oynayacaktım ya. Şakkan biti. Pratik videolar yaparken onları daha sonra hızlıca analiz ediyorum. Hoş geldin Türkçe Empire. Elendiler mi ya? Kötü olmuş. Mustafa normalde Pastore'yi yener diye düşünüyordum. Deniz 3-0 mı? Ya o kaybettiğimizde biz de öyle oluyorduk yani. Sinirleniyoruz. Kaybetmeyi kabul etmiyoruz. Şimdi dünyanın en iyi oyuncusu bana göre Carlsen. Şu anki başarılarıyla her turnuvayı domine ediyor neredeyse. Çok az kişinin yapabileceği bir şeydir. Fischer kendi dönemindeyken yaptı. Kasparov bir ara yaptı. Ama Carlsen'in döneminde çok fazla şey var. 2700-2800 arası oyuncu var, yetenekli oyuncu var. Onlara rağmen domine eder vaziyette. Türkiye'nin de başarılarına baktığımız zaman Suat Salık tabii ki, ama genel performans olarak bence Mustafa daha da iyi olacak. Kesinlikle. Yani Mustafa'nın o imkanları olsa maddi ekonomik olarak çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ah ah, Maraş'ın paçası yok mu paçası?
Ulaş abim götürürdü beni ya paçacıya. Gece çıktığımız vardı. Gece çıktık ya, paça içmeye gittik. Bir de neydi? Yan yana mıydı? Bir şey vardı ya. Valla şartlar değişti şimdi. Nasıl oluyor? Yani şu anki şartlar o anki şartlar bir değil. Bir sürü turnuva var. İnteraktif çalışma imkanı var. Yani şu an dünyanın öbür ucundaki çok kaliteli bir hocada çalışabilir herkes. Parası olan diyeyim yani. Şimdi şartlar değiştiği için elin gavuru oluyor valla. Gelişir ya bu. Bakın, şimdi satranç şey gibi düşün. Yani tamamen kafayı satranca yoracak. Neden gelişiyorsun ki? Bir sponsor olsun. Mustafa ders vermek zorunda kalmaz. Kuvvetli turnuvalara gider. Çünkü federasyonun göndereceği turnuva sayısı belli. Her turnuvaya gönderemiyor. Bütçeden dolayı. Kuvvetli turnuvalara gider oynar. En büyük gelişimdir kuvvetli turnuva oynamak. Bu işler paraya bakıyor arkadaşlar. Verin bana bir sponsor bulun. Ben sponsorla kafam rahat olsun. Turnuva turnuva gezeyim. Bakın iddia ediyorum ben de 2700 olurum yani. Yaşın tek bir önemi var fiziksel anlamda. Sporuma kadar yaparım ya, yeter ki sponsor olsun. Ya Mustafa'nın yaşı daha genç, Vahap'ın daha genç yaşı. Onların daha avantajlı durumu bu anlamda. Ama bu iş paraya bakıyor, sponsora bakıyor. Konuk alacağım tabii ki. Mustafa ile yazıştım. Vahap'a yazdım. Burak'la konuştum. Özgür'le konuştum. Yani konuk alacağım ben de. Mert'le konuştum. Mert'le yayın çıkışmasın diye. Bol bol sohbet edeceğiz. Valla ben zengin olsam ben de sponsor olmayı düşünüyorum. Zengin olabilecek miyiz? Şurada G3 oynarsam F3'e at düşüyor ya. Koca tahtada at düşüyor. Ne kadar ilginç. Dexter izledim ya. Ya o Mehmet Cengiz'in şey çıkmış. Video yayınlamış bir tane. YouTube'da. 18.000 dislike almış. Girdim hemen dislike bastım ben de. 292 beğenme, 18.000 dislike. Zevkle bastım dislike arkadaşlar. Tavsiye ederim tabii ki kafa yapınıza uygun birisiyle çok güzel bir şey evlilik. Ben mutluyum yani. Breaking Bad de izledim. Blacklist'i izledim arkadaşlar. Spartacus izledim. Fringe izledim. Şahriyar'da var ya birkaç anımız var. Bir Şahriyar Türkiye'ye gelmişti.
Alıp kale E8 mi oynayacak acaba? Hakan Han'la oynayacaktı. Hakan Han da işte Şahriyar'ın kim olduğunu sordu. Bizim bir müzik abimiz var. O da Şahriyar için şey dedi. Ya dedi, o şey unvanını satın almış dedi. Yenersin sen onu. 2600 bile değil falan dedi. Şahriyar da zor yüksekti. Bizimki de inandı. Gerçekten öyle olduğunu düşündü. Öyle bir maç oynadı ki neredeyse kazanıyordu hakikaten. Maç bittikten sonra Hakan'la berabere kalmıştı. Hakan çıktı, ya dedi kazanamadım dedi ya. Çok üzgündü kazanamadığı için. Sonra gerçeği söyledik ona. Şahriyar çok kuvvetli falan dedik. Bir de İsveç Göteborg'da Avrupa takımlarda beraber geziyoruz. Şahriyar da var. Aman ben ne yapıyorum? Kale G7 niye geldim? Kale F7 gelseydim bari ya. Arkadaşlar bir ay içinde 2600 olacağız, merak etmeyin. Göteborg'da geziyoruz. Şahriyar şey söyledi bize işte. Siz dedi şeyi çok takıyorsunuz kafaya dedi. Elo'yu, Uka, Elo'yu çok takıyorsunuz. Hesap yapıyorsunuz dedi. Çıkıp satranç oynayın dedi. Biz tabi hemen itiraz ettik. Olur mu öyle şey? Ele çok önemli. İşte davet alıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Hani bunu diyen 2600, bizim de 2300 yani reytingim, elomuz. Adama itiraz ediyorduk. İşte 2600'lerde oynarken beraber yapıyorsunuz elo kazanacağım diye. Riske girmiyorsunuz falan diyordu böyle. Biz tabii ki her zamanki gibi itirazımızı yaptık. Olur mu öyle şey? Elo çok önemli, bilmem ne dedik. Adam şimdi 2800'lerde, biz 2500'lerdeyiz. Yani haklı çıktı. Çıkıp oynamak lazım. Eylül Ceren neredesin ya? Cengiz Holding Gambit'i yapmış zaten bize ya. Hey, piyanoydum ya. Bugün ne kadar formdayım, farkında mısınız? Alsaydı G5 de bir şeyler yapmaya çalışacaktım ama şöyle gelsem. Bence satranç sanattır. Şahriyar mıydı o? Çok güzel yendi. Dün var bir tane 2900 mü ne yendim ya. Fena gitmedim bir ara ama yoruldum ondan sonra. Onun da videosunu çektim. Onu da koyacağım kanala. Tamam ya, biraz oynayalım. 2570'ten düştük ya. O 319, 322. Hadi arkadaşlar beğenelim ya. Herkes beğensin yayını. Şimdi bu konum nedir? Konumdan bahsedelim biraz da ya. Beyazların alan üstünlüğü elde ettiği bir konum ama cebe sürmeye çalışmam lazım. Şimdi cebe sürersen de B5 sürüyor. Şöyle bir A6 alsam B5 sürme fikriyle. A5'e C5 sürsem diyorum. Çünkü C5'e B5 sürmesini istemiyordum. Tanırdım tabii ki ya Vugar'ı. Vugar'la da çok takip ederdim maçlarını. Çok severdim yani. Allah rahmet eylesin. Aldık 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 aldık. Ben şöyle bir şah G7 geleyim ya. H6'yı maş 6'yı. Fileye de çıkacağım çünkü. Sakin oynayalım.
Telesmeden gebeş. Telesme acele etme demek Azerice. Azerbaycan dilinde diyeyim. Gebeş oynarım artık. Kimse beni durduramaz. Böyle alacağım. Ama kandırdı beni ya. Böyle gelecek. Beyaz kalelerimiz Allah'a emanet ama olsun. O Vedat Baysal katıl butonuyla destek verdi. Teşekkürler. Valla Karsen evet bayağı bir kalacakmış gibi duruyor değil mi orada? Şu F6 ile bir oynayayım ya. Bilmiyorum Karsen oradan kalkar mı? Çok hırslı da böyle çalışıyor da. Adam satranç bir futbol hastası ya. Deli gibi futbol izliyor. Twitter'da son paylaştığı fotoğrafı gördünüz mü bilmiyorum. Fil B5 yedik mi? At C3 olmuyor. At B4 oluyor. Maç izliyordu tatilde. Kars'ı yenmek için taktik mi? Peki şöyle gelsem. Şu F5'e bir sarksam çaktırmadan. Şimdi böyle gelsem asıl amacım buydu. Güzel oldu bu. Şunu oynasam bir de. Ne dersiniz arkadaşlar? Vezir A2'ye oy birliğiyle sizlerin görüşüne sunuyorum Vezir A2'yi. Ama Şah C1 oynayacak ya. Estetik olarak güzel. Buraya bir boşa koyalım ilk önce. Aa aldı. Hayret almaz diyordum ben. Bu artık kazanç ya. Bir dakika. Bakın burada ünlem bu. Şimdi arkadaşlar onu sürdüm bunu sürdüm. Çok komik bir şey yapmış olabilirim. Ben niye G4 oynadım ya? Şah A6'ya koyacaktım. Ünlem bu dedik. Aralarında iki kare var piyonların. Üç kare olması lazım 5. hataydayken. Of. Tanesini sürebilsem ve tehdit altında kalmasa kazanıyoruz da. Ya şunu kazanamadık inanılmaz bir şey. Ya şurada çok ezbere oynadım burada arkadaşlar. G4 yerine. Şimdi geçer yaratamıyor. Şahla buraya kadar gideceğim. Şah B4 geldiğinde üçgen çizersem o da çiziyor. O G4 sürmek zorunda kalıyor. Tabi burada ata 6 da oynayabilirdik ya. Ata 6 at C5. Çok acele ettik. Kaan Günay teşekkürler. Kaan Günay her yerden destekliyor ya. Vallahi. Paytak bir.
Polish Gambit'in benzeri olsun hadi böyle. D4 B5 gibi. Şöyle gelelim. Şimdi buradan Allah Allah sesleriyle buna debe sürer mi ya? Sürsün ya aman. Sürmedi. Merkezde bir gerilim var. Böyle oynayalım. Sonra vezir B6. Belki kale F8. Şimdi merkezde bir gerilim var ve biz o gerilimde taşlarımızı doğru yerlere çıkmalıyız. Burada bir A4 sürelim ya. Madem öyle. Belki kale A2 ineceğiz AB3 alıp. Yani şimdi at C4 mu oynayacak acaba bunu alıp? Sonra E4 mu oynar? Bir dakika. At C4. E4 oynayabilir. Olsun. Sonra fil F1 geliyor vezir A6'ya. Belki de vezir A7 ile devam etmeliyiz. E4 fil F1 geliyor çünkü. Acaba at C3 fedası mı yapsak? Yani E4'ü alıyorum ben de sonuçta. E4'ü at C3. Fil C3, B3. Vezir E3 veya Vezir E2 oynayabilir. O arada B3 alıp D4 alıp konumu atacağız. Peki. Şunu gelsek. Yine at C3 oynayabiliriz. Benim artık canlı yayından şey oldu ya. Buluşma noktası oldu. Burada buluşup maç yapıyor herkes. Güzin abla gibi olduk. Vay Ahmet Tekinci. Ama noktayı koydu. Maç da yaparız ama arka planda izleriz diyor canlı yayını. Kanala katılanlar arkadaşlar nelerden faydalanabiliyor? Şu B3'ü alayım ben ilk önce. Katıl butonumuz var. Destek butonu. Onun videolarını çekmeye başlayacağım ama bu destek amaçlı açtım bu sefer. Bir projemiz var. Bundan yararlanabiliyor. Yakında kanala şeyleri de yükleyeceğim. Kitaplarımı iki tane var. Bir babam çıkarttı Müslüm amcayla. Bir de benim çıkarttığım. Ve daha da çıkacak kitaplar. Onları satın alabiliyor. Çok eşit olmadı mı ya? Benimle iletişime geçebiliyor. Yani güzel bir destek sağlamış oluyor kanala. Katıl butonuna. Neyle alacak? Benim aklım da burada şu an konuşurken. bin TL'ye GM Elites hesabım mı? Hiç düşünmedim ya. Ama mantıksız değil mi? Satarım tabii. Nasılsa bir tane daha alabilirim ya. Niye sat? Bir tane daha GM hesabı alırım Elites'te farklı bir mail adresiyle. Garip geldi bana. G5 mi sürecek?
G4 H6 mı sürmeliydim ya? Yani yakalanırsam düşürürler tabii ya. Şeyin düşürürler işte. Neydi adamın ismi ya? Igor Rausis. Yanlış hatırlamıyorsam aldılar GM'yi unvanını. Hayatta öyle şeyler yapmam arkadaşlar ben yani. Kaç defa son maçta berabere kalsam normal alacağım. GM normu daha GM'deyken. Kazansam alacağım. Artı 6'yı kazanamadım ya. Çok kaçırdım ön on. Onlara tenezzül etmek de istememiş bu zaman. Hakkımda her şey. Kul hakkı yemem yani. Şöyle bir gidelim ya. Ama bir saniye. Şöyle gidelim yok. Bunu gelsek şahçı 3 mü gelecek? Şah F3, şah G3. Aa. Ne yaptı ya? Bir dakika kale B4. H6 sürüyor. Yok H6 sürmüyor. Kale B4, kale B4, şah B4, şah F4. HG6, HG6 alırsa. HG6, FG6. Oo, kaybediyoruz. Çok ilginç. Piyon falan kaybediyoruz ya. İlginç bir şekilde. Şahım çok uzak çünkü. Garip bir durum oldu. Bu berabere oldu ama kale B5 alırsak. Nasıl beraber oldu ya? Kale H8 H7 oynasa ne yapıyordum ben? Bir tempo geride kalıyordum kale H8 H7 oynasa. Bunu oynamam. Beraber. Arkadaşlar 3'er 5'er gidiyor ya aşağı. Ya bu arada E4 D5, at F3 D5 daha önce oynanıyordu. Farklı bir ismi abi Türk Gambiti diye geçiyor ama yani Türk Gambiti deniyor da Selim abi yaptı.
Açıkçası oyuncuların başarısıyla bir ilgisi yok. Yani Türkiye'de oyuncular başarılı değil diye açılışı yok mantığı doğru değil. Evet, mesela Petrov savunması Rus savunması diye geçiyor. Ama biz Petrov diye biliyoruz. Rus sonradan öğrendik Rus savunması olduğunu. Spartak Gambit mi? Spartak Gambit çok iyi ya. Seviyorum sizleri ya. Ya İlker izliyor musun? İlker diye bir takipçi. Videoya çok güzel espri yapmış ya. Dönüp dönüp güldüm ya. Hocam hiç takılma olmuyor videolarda. Takılma istiyoruz yazmış. Çok güzeldi. İşte yani Turkish Empire zamanında bana bir söylendi. Bir açılış bul dendi. O kadar zor ki bulmak açılışı. Hepsi bulunmuş yani. Hani ne bulacaksın piyasaya sunacaksın? Malatya kayısı varyantı. Hayır, belli bir sayıda oynanması gerekiyor. Hiç oynanmamış olacak. Mesela şimdi Griva Sicilyası. Griva Sicilyası E4 C5 at F3 at C6 D4 C4 at D4 vezir B6. Şimdi bu zamanında oynanmış yine ama çok az oynanmış, denenmemiş. Bunu sürekli Grivas denemiş. Grivas denediği için de kendi adını vermiş. Bu kabul ediliyor bazı kesimler tarafından. Bazı kesimler de kabul etmiyor bunu. Bizim tekme tokat varyantı. Şöyle gelsem bir D6'ya yerleşsem. Ay, kale D1 aldı. Kale D1 fil C4 aldı ya. Ben onu istemiyordum. Evet, Volga Gambit, Banco Gambit. Volga Almanca galiba ismi. Bu gidişte hedef 2500 olacak hakikaten. Arkadaşlar, teslim olmayanlar ölmezmiş. Bunu alırım. Alırım bir dal. Özgür mail adresimi yazar mısınız arkadaşlar Özgür'e? Şimdi bir dakika, bu arkadaş fili açıp yaramazlık yapmak istiyor. Şöyle gelip D2'ni alalım biz. Bu 3-0 mı? Abo. Vallahi. İşte bu olmadı. Ya 28 saniyede ben hayatta oynayamam.
Niye verdim ki ben onu ya? Yok ya, ben 3-0 oynayamam kesinlikle. 3 artı 2 arkadaşlar benim. Hedef 2500'e düşmemek. Şahit geliyor. Ben bu arada 3-0 unuttum ya. Mis gibi eklememiz var burada. Bu erken A5'ler hemen D5 de cevap verilebiliyor aslında. D4'ü alıp yapmak lazım yapılacaksa. Beğeni oldum arkadaşlar. Rakip ismini yeni fark ettim ben ya. Evet, şimdi at F6, at F7, at E5 ve D3'e yerleşme. Arkadaşlar 15 dakika sonra kapatacağım. 8'de dersim var. Yemek yemem lazım. Doymuyorum ben ya. Ne yapacağız? Beni. Sürelim bir şunu. Atak yapıyormuş gibi gözükelim. Çok riskli bir şey yapacağım şimdi. Görmezse. Abo dur. Niye böyle olmuş? Allah'ım ya. Aman yeter böyle. Oldu herhalde. Ne oynadı? Ha, çok riskli bir şey yapacağım demiştim arkadaşlar. Hazır mıyız? Herhalde almaz ama. Yemekte bir şey yok ya. Hanımım gitti. Gelmiyor da. İyi akşamlar arkadaşlar. Vallahi fili verdik. Burası tam tabiriyle kabak gibi açıldı böyle. Risk. Ben de onun filini mi alsam ya, kaliteye geri versem. Sonuçta piyon öndeyim. Vermezsem ne olur? Bir de o var tabii. Kale E7 oynasam ondan sonra F5 sürerse alırım. Kale E7, diğer kale E8'e giderim. Merhaba arkadaşlar. Geldik. Bir dakika. Şimdi fil D7, C5 mi oynasak? D5 mi oynasak?
Atef altı olmuyor. Şey, fil değdi bir oynayayım ya. Yani böyle gelsek. Fil E4'e koyacağım. Fil F8 mi oynayacaksın ya? Ne yapacaksın? Neydi vereceğin gari? Şimdi orada duralım artık. Bu kadar zayıflık yeter. Biz de aldık o verince. Şimdi biz verdik. Bu kadar zayıflık gitti gari. Vaka sayısı düşüyor. Biz bir piyon daha verdik yalnız. Kale E6 ile koruyayım ya onu. Flaş 3 oynarsa. Yok ya böyle oynayacağım. Bir tane daha piyon vereyim. Çok güzel sıkıştı buraya ya ikisi de. Belki kale D1 oynar. Çaktırmadan. Şöyle bir numara yapayım arkadaşlar. Aman Allah'ım ağlamak istiyorum. Başladı Melo'ya gelsen bari ya. Ha D4 C4 demiştiniz. Olmadı. Dimitri Morozov, Alexander Morozevich'in arkadaşı. Hakikaten ha. Yürü Yakup'um. Yandan yandan. Vezire 5'e ne yapacağız? Vezir C4 niye oynamadım ki ben ya? Yeni başlayanlar gibi vezirle oynayıp duruyorum ya. Hiçbir taş çıkmadım. Vallahi vezirle oynayıp duruyorum.
işte bu kadar rezil oynarsak böyle olur. Nasıl garip bir konum oldu ya. Ne oluyor? Peki ben de atak yapayım ya. Mat olmuyoruz değil mi arkadaşlar? Mat olmuyorsak sorun yok. Mat oluyorsak sorun var demektir. Vallahi aynı taşı oynayıp durdum ya. Acil yemek yemem lazım. Ne yiyeceğimi bilmiyorum ya. Ya o hanım gitti mutfağa girmedim hiç var ya. Demek ki sen olunca giriyormuş bu mutfağa. Sana yapmak zevkliymiş. Esra Hanım hanım gitti. Beni piyonlarla, atlarla bıraktı gitti. Hedefi hemen değişti de Alper ya. İşte istediğim moderatör bu ya. Baktı yapamayacağız hemen hedef değişti. Bir şey diyeceğim. Şimdi file 2 ve Vezla 4 oynayacak galiba. Niye chess puanı kaç canım ya? 1900'lerde miydi? Peki ben kale D2 niye oynamıyorum? Hiçbir şey istemiyor şu an. At C3 oynayabilir mi? Oynayamaz. At B4 oynayamaz. Oynayamaz. Tamam. Peki ben vezir H6 gelsem E4'ü alır. At G5 gelsem. Kale H7 alabilirdik ya. Çok güzel hamleydi kale H7. Allahülazim kale H7'yi kaçırdık. Evet, DCS eklemeyi unuttum yine ya. Ama bugün dersime çalıştım. 5 dakika kala başlık olayını halledelim dedik. Nasıl yani? Bu kaybetmiyor mu şimdi? Ya da kale H7 kaybetmiyor mu ya? Yok öyle. Arkadaş
Birbirimize girmişken tekme tokat oyun sonu oynuyoruz ya. Bu nedir böyle? Kalebe bir yedik. Uzadı yani. Kardeş bir oynuyor işte ya. Uzattık gereksiz yere. Kale G2 aldı şimdi. Nasıl biliyorum? Ciğerini biliyorum ben ya. Kale G2 aldı. Değil mi ya? O Tanju, o kadar fikir vardı. Ne hale geldi maça? O mu mat edecek, ben mat edecek edeceğim derken oyun sonu oynadık ya bildiğin. B6 falan. Bunu hemen G4 oynuyorlar ya. Böyle garip bir şey oynayacağım. Şey oynuyor, kale H8'e alıyor. Vezir H3 şah geri, vezir H7 şah F6, vezir F1 şah çekemiyorum vezir C4'te olduğu için. Vezir C3 aldığında da kale H8 yapamıyorum, vezirle alıyor. Bu D5 oynanır artık burada. Antalya'dayım, evet var. Antalya güzel ya. Keyfimiz yerinde burada. Tabii pandemide ne kadar keyfimiz olursa. Muratpaşa'dayız biz. Güllük Caddesi üzerinde açtık yer. Psikolojisi ve disiplini bence. İnanılmaz yetenekli ama çok yeterli değildi psikoloji. Ya satranç da bir yerde, yetenek de bir yerde yetmiyor arkadaşlar. Psikoloji çok önemli. Biraz deliydi kendisi. Köpeğim deminden beri burada ya. Çilek, çilek burada. Şeker içeride. Çilek. Çiloş. Çilek yanından ayrılmıyor hiç ya. İki tane var evde. Fil C5'e bir değişelim ya. Kötü kaldı ya beyazlar. Taşlar çok garip yerlerde kaldı. Şimdi arkadaşlar, hazır mıyız numaramıza? Bir dakika, buna B4 sürer mi ya?
Vezir B3 şah B1 gelmek zorunda kalıyor. Şöyle bir oynayalım. Bir yoklayalım. At B3'ü yoklayalım bakalım. Yok atmayacağız tabii ki şah. Eğit. Cem Kocaman bekleriz kesinlikle. Amin. Teşekkür ederim. Gelin gelin şu pandemi atlatalım. Havalar ısınsın. Barbekü partisi mi derler artık? Mangal biz. Mangal diyelim yani. Barbeküsü. Mangal partisi yapalım arkadaşlar. Mangal yakalım. Evet, şimdi kale B8 düşün ama hangi kaleyi oynamak lazım? A'dakini çok kullanmıyoruz. Bunu oynayıp diğerine C'ye gelebilir. Çünkü A4, A3 oynadığında B4 sürebilir. Ha, B4 süreceğini düşünmedim ben. Ama bu B4 bence BMC. Böyle gelsek vezir B5. Vezir değişmek istemiyorum. Vezir C5 alır mı ya? Tüh, almadı. Şimdi at D7. Tabii kale A8'deki kalmalıymış bu sefer de. Bunu öğrenmiş olduk. Ben B4 sürmez diye düşündüm ya. B4 de ne bileyim. Taş geliş. Fil A4 oynayalım ya. Fil B3 gelmek için. Vezir A'ya kale B2 vardı aslında. 2555. 15 puan kaybederek bitirdik ya 1,5 saatimizi. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Yarın video da yükleyeceğim. Canlı yayın da yaparım ya. Akşam nasıl programım? Geç yapabilirim biraz. Kale C4'e mi? Belki olabilir de. Kale C4. Vezir A7 şah çekecek diye ben fil D7 kapatacağım. O da kazanç ama bu da kazanç diye oynadık. Ha burada kale C4 mü diyorsun? Bilmiyorum ki her şey kazanıyor. Saat 8'de dersim var Eylül'cüm. Kamp var. Kamptan sonra da artık dinlenim ya. Yorucu geçti hafta sonu. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim katıldığınız için. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.